Futbolun fıtratında bunlar var. Ben çalışanlarımın her zaman yanında oldum. Onlar benim için her zaman değerliydiler ve değerli olmaya devam edeceklerdir. Özellikle Hatay maçının arkasında Valerian İsmail hocamızın gönül kırıklığı içerisinde olması ve enerjisinin tamamen bitmiş olması sebebiyle kendisinin de bu fikri ifade etmesi nedeniyle Beşiktaş'ımızın menfaati açısından o da, ben de, Sayın Ceyhun Kazancı da ve yöneticilerim hepsi beraber bir kan değişikliğinin Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu konusunda hemfikir olduk. Cevabı bu. Bu noktaya nasıl gelindi? Bu noktaya gelindi manipülasyonlar, hakem hataları, medyatik baskılar, bir şekilde dışarıdaki bütün etkenler bir araya gelerek bizim sağlıklı çalışmamıza maalesef engel oldular. Bunu açık yürekli ifade ettim de daha önce de ettim. Bunu da saklamaya da hiç niyetim yok. Tekrar söylüyorum. Sosyal medya üzerinden başlatılan ve daha sonra medyanın da eklendiği bir provokasyonun sonucunda Beşiktaş'ımızda bir huzursuzluk teknik adı üzerinde yaratıldı. Ve sonucu da ister istemez bu şekilde oldu. Artık bunları tartışmanın bir anlamı yok. Oldu ve bitti. Önümüze bakacağız. Ben bugünden sonra geleceğe konuşmak istiyorum. Gelecekte Şenol Hocam benim çok inandığım ve güvendiğim biridir. Kendisiyle az evvel de ifade ettiği gibi 10 yıl içerisinde Beşiktaş 2 tane şampiyonluk kazanmıştır. En çok kazananlardan biridir dediniz değil mi hocam? 3 tane. Evet, 3 tane. Dolayısıyla biri de çok değerli sevgili hocam Sergen Yalçın vasıtasıyla aldık benim başkanlık olduğum dönemde. Daha önceki dönemde de ikinci başkan ve futbol şubeden sorumluydum. Hocamla beraber çalıştım. Dolayısıyla 3 tane şampiyonlukta emeğimin olması da beni ayrıca gururlandırıyor. Şenol hocamla sadece ve sadece çarşamba günü Hatay maçı dönüşünden sonra Valerian hocamla burada vedalaştıktan sonra kendisiyle ne düşüneceğini, ne düşündüğünü öğrenmek için çarşamba akşamı toplandık. Önce hocamla vedalaştım. Sonra yeni hocamla yola devam edebilmek adına çarşamba günü akşam bir araya geldik. Ve dün yaptığımız görüşmeler sonucunda da nihayileştirdik. Mutluyum. Hayırlı olsun diliyorum. Şenol hocamın başaracağına inanıyorum. Öncelikle geldiğiniz ve Beşiktaş taraftarına sizlerin vasıtasıyla ulaştırabileceğimiz haberlere vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Biz karşınızdayız. Burada gördüğünüz ekip futbolla ilgileniyor ama koca bir kulüp var arka tarafta. Basketiyle, borcuyla, harcıyla, mali finansmanıyla, dernekleriyle, yönetimleriyle. Onun için yönetici arkadaşlarımla yol yürürken hep bizim birbirimize destek olduğunu ve olmaya devam edeceğini, 3 yıllık seçimle geldik, seçildik. O süre bitene kadar görevin başında olacağımı buradan kamuoyuna açıkça söylemek istiyorum. Özellikle belirtmek istediğim konu şu. Şimdi Şenol hocamın parayı çok sevmemden bahsettiğinden cennetle yola çıkartabiliyorum hocam. Sağ olun. Ben de onu fırsat bularak, hani siz sporcular böyle top ayağınıza geldi mi fırsatı kaçırmazsınız. Ama benim de belirtmek istediğim bir şey var. Ben kendi param ve pulumla ilgili hiçbir zaman o parayı çok sevmedim. Ama söz konusu Beşiktaş Kulübü'nün parası olunca biraz elim sıkı oluyor. Bu da kamuoyunda iyi biliniyor. Başka türlü anlaşılmasın. Ben parayı eşimle dostumla harcamayı severim. Ancak konu Beşiktaş parası ise maalesef çok dikkat etmek zorunda olduğumu biliyorum. Çünkü bugün tüm kulüpler sevgili hocam ve arkadaşlar biliyorsunuz ki ekonomik krizin içinde ve bunların sebebi de aslında sistemsiz, bilinçsiz bir şekilde popülizme dayalı yapılan harcamalardan olmuştur. Kamuoyuna bu arada bu mesajı da vermek istiyorum. Ceyhun Kazancı arkadaşımla ilgili konular gündeme geliyor. Ceyhun Bey'in görevi belli. Bugüne kadar ne yaptıysa onu yapmaya devam edecek. Özellikle bir sistem yerleştirmeye çalışıyorum geldiğim günden beri. Ve bu sistem siz de belki fark etmişsinizdir herhalde. Gelişi güzel transfer yapılmamalı, kulübün menfaatleri korunmalı, 5 yıllık uzun kontratlar, milyonlarca eurolar olmamalı gibi gibi ve bunları yönetici ve menajerler bu işi yürütmemeli diye bir sistem getirmeye çalıştım.
bu sistemin de içerisinde bir parçasıdır Ceyhun Kazancı. Yöneticilerim de bir parçasıdır. Sevgili hocam, değerli büyüğüm diyeceğim, abimdir. Çünkü özel hayatımızda da birbirimize olan sevgi ve saygımızı kendisi ifade etti. Bunu da herkes biliyor zaten. Yani sonuç itibariyle biz bir sistemi oturtmaya çalışıyoruz ve ben bu sistemden gidene kadar da taviz vermeyi düşünmüyorum. Menajer yönetici ilişkisi bitmiştir. Bundan sonra bir sistem vardır. Bu kulüp idare edilecekse bir sistem dahilinde idare edilecektir. En azından ben buradayken benim stratejim bu olacak. Bunun da kulüplerin ayakta kalabilmesi için gerekli olduğunu düşünüyorum. Şimdi öz kaynakla ilgili bir taviz biz veremeyiz. Neden? Şunu müsaade ederseniz izah edeyim. Ama öncelikle bir şey vurgulamam lazım. Sevgili hocamızın da belirttiği gibi öz kaynak, altyapıdan çocuk alıp A takımda oynatmak anlamına sadece gelmemelidir. A takım yarışmacı bir takımdır. Onun kendi ekonomik gerçekleri ve gerekçeleri vardır. Taraftarı vardır, mutluluğu vardır, rakipleriniz vardır. Asıl sorun her kişiyi alıp A takımda oynatmak değil, altyapıcı arkadaşların altyapıdan oynayabilecek arkadaşları yetiştirebilmeleridir. Onları yetiştiremediklerini üst yapıda birilerinin oynatmasını beklemek bence doğru bir strateji değildir. Dolayısıyla öz kaynakla ilgili düşüneceğim. Ta işin başında halledebilmek, yukarıdan birilerinin bunu çözüyormuşlu gibi hareket etmesi, milletin gözüne başka bir şey göstermesi gibi tarz ve tavırda olmayacağız. Özellikle belirtmek istediğim bir konu daha var. Saygıdeğer hocam, Beşiktaş'ta namalup Avrupa kupalarında başarılı olduğu bir süreç geçirdi. İki kupa aldı, iki şampiyonluk aldı, üçüncü yıldızı takılırken vesile oldu. Biz de buradaydık. Dolayısıyla bundan çok büyük gurur ve onur duydum. O tarihlerde de böyleydi. Bugün de benim aileme anlatabileceğim güzel hikayelerim var. İkinci başkanlık dönemimde, futbol şubeden sorumlu olduğum dönemde. Ve şu andan sonraki hedefim de Sergen Yalçın hocamızla beraber aldığımız o süreçteki üç kupayı bu dönemde ve hocamla beraber tekrar yaşamak istiyorum. Yaşamak istiyoruz. Hedeflerimizin içerisinde o üç kupayı bir kere daha, birkaç kere daha alabilmek olduğunu da kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Ve taraftarın desteğinin çok önemli olduğunu biliyorum. Taraftarın sabırlı ve oyuncusunun, hocasının, yöneticisinin yanında olduğu bir süreç kendilerinden talep ediyorum. Etraftan yapılan yaygaralara, yanlış söylemlere katılmamalarını ve doğru yapılan eleştirilere de kulaklarımızın açık olduğunu, onlardan şikayetçi olmadığımızı da kamuoyuna buradan ifade etmek istiyorum. Önce başkana kızdım, onu söyleyeyim. Çünkü yoldaydım, arabayla gidiyordum. Telefona baktım. Gündemde çok konuşulduğu için tabii olur olmaz bilmiyorum ama çok konuşuldu. Takdir kendisine indi. Başkan buluşmak istedi. Ben de geldim, buluştum, görüştüm. Yani o, ama tabii çalışmayla ilgili ben uzun süredir, bunu da söyleyeyim, başkanı da ilk defa söyleyeyim, yanında söylemiş olacağım. Ben de kararsızdım. Yani bu ayrıldıktan sonra uzun süre bir Trabzon'a gittim. Orada da dolaştım, yani işte yaylaları dolaşıyordum. Sisle beraber aşağıyı görmemeye çalışıyordum. Dinlendikçe alıştım. Biraz tembel. Sonra yani kendi enerjimi, aklımı kullanabilirim diye, nasıl olur diye düşündüm. Olabilecek en iyi şekil oldu yani buraya geldikten sonra İstanbul'da. Benim için de bu yani aynı zamanda şans sayılır. Çünkü Beşiktaş'ta çalışmak, bildiğim bir kulüpte çalışmak, büyük bir kulüpte çalışmak çok önemli. Bir de başkanı tanıyorum. Dedim yani samimiyetimizin iş ahlakına zarar vermeyeceğini düşünüyorum. Tam tersine katkı yapacağını düşünüyorum. Onun bütün beklentisini, sorumluluklarınızı ben ve Ceyhun'la beraber taşımaya çalışacağız. O yüzden mutluyum. Yani ama ilk açtığım zaman tabii telefonla arabada biraz zorluk çektim. Kadroyla ilgili isim olarak baktığınız zaman ben Mülakay'ı tanımıyordum. Geçen sene izledim. Çok beğendim yani geçen sene oynadığı oyunda. Zaten o yüzden Beşiktaş transfer etti. Santifor Vegas'la da ilgili öyle. Diğer oyuncularla da öyle. Ama yabancı sayısının oradaki bir fazlalığı ve
tartışmaya açık olması onları da biraz krize sokmuş gibi görünüyor. Yani şimdi bir ara Enkudu tartışılıyordu. Şimdi Enkudu iyi oldu diye ondan vazgeçilme durumuna geldi. Yeni transfer yapıyorsunuz. Delali bekleneni vermediği zaman bir sıkıntı yaşıyor. Bu sefer hem kendisi hem diğerleri rahatsız. Oralara bakmak lazım. Eğer bunları toparlayabilse ki onu anlatmaya çalıştım zaten. İlk yapmamız gereken bir an evvel bunu düzelteceğiz. Yani işte orada Cenk de var. İşte ne bileyim gerekirse Tayfun da açıkta oynatılabilir. Ki o da her yerde oynuyor. Birçok oyuncu var. Hepsinin ismini kullanmak istemiyorum ama burada oyuncuların performansını görüp bir rekabeti sağlayabilirsek o zaman kolay. O dediğinize bir örnek olsun diye bugün isimler üzerine gitmeyeyim bu takımla da. Mesela ilk geldiğimizde Mario Gomez ve Cenk Cenk oynuyordu. Mario Gomez oynattım. Bocaladı. Çünkü hazır değildi tam olarak. Sonra tekrar Cenk oynattım. Sonra daha çok Mario Gomez. Cenk bekledi. Cenk hep oynamak istiyor. O hırsla boğuluyor. Ama bulduğu şansı hep iyi kullandı. Her ikisi de sene sonunda biri Almanya'da, Türkiye'de, biri Türkiye'de. Cenk Türkiye'de, o Almanya'da en iyi oyuncu oldu. İkisi de milli takımlarda oynadı. Bunu sağladığımız zaman sorun hallederiz. Yani ondan sonra sistem, bunlar hiç konuşulmaz yani. Yeter ki oyuncuların performansı oldu. Bu arada da bunu da açmış olayım. Yani sistemler işte orada o zaman başlıyor. Ya işte öyle mi oynasak, böyle mi oynasak? Ya iyi oyuncular olduğu zaman her şeyi oynarız biz, sorun değil. Önce oyuncuları iyi yapalım. Bu kadro zaten transfer yapılırken Beşiktaş için iyi olsun diye yapıldı. Yani şimdi diyorum tekrar, iyi bir oyuncu alırsınız, iyi vermezse bir şeye yaramaz. Yani benim şu anda yapacağım şey, eldeki oyunculara moralimiz konuşmak değil sadece. Konuşacağım, göstereceğim ve yapacağız. Tek başına eğitim olmaz ki. Yani ben dedim ki, sen işte moralin bozuldu, kendine güvenin yok, niye yok, anlattım ona, tamam. Bu yani, evet dinler, fena değil. Ama neden? Neden böylesin? Ne yapmak gerekiyor? Sonra saha içinde yapıp bak bunları eksik ver, doğru yapıyorsun. Kim olursa olsun en yıldız oyuncu bile her gün bir şey öğrenir. Öğrenmez değil. Yeter ki istesin. Biz onu yapmaya çalışacağız. Karşılıklı öğreten ve öğrenen tarz. Çünkü onun da başarıya ihtiyacı var. Benim de ihtiyacım var. Yönetimin de var. Camianın da var. Yani bu sahaya geldiğimiz zaman o idmanı keyifli yapan, başlangıçta tabii tanımadığı için tanımayan arkadaşlar olacaktır. Belki biraz mesafeli dururlar ama futbolun dili belli. Sahada bir top var ve onun etrafında oynayan oyuncular var. Biz birleşiriz, sorun olmaz. Yani ben orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Zaten takımda edindiğim itibariyle hepsi olumlu, uyumlu oyuncular. Tek şey kalıyor, ne bekliyorlar? Yani hocadan ne bekliyorlar? Ben onlardan ne bekliyorum? Konuşacağız. Onların da benden bir farkı yok çünkü ben sadece yöneten olarak, onlar da yönetilen olarak en iyisini yapacaklar. Benim durumu. Ben şunu söyleyeyim, bu fikrimde de hiç değişiklik olmadı. Yabancı sayısının fazlalığı hem Türk oyunculara hem yabancı oyunculara zarar veriyor. Çünkü çok fazla, burada da fazla oyuncu var. Şimdi 11 tane oyuncu direkt oynasa, diyelim ki hak bırakılsaydı bile, benim görüşüm 8 artı 3 değil, onu da söyleyeyim, daha şimdi girmedim o konuya, demin siz sormuştunuz, o geniş bir konu. Çünkü benim Türk futbolu ile ilgili bir programım vardı, onu ayrı. Ama 11 tane yabancı oynasa, yine gidekli kalacak yabancı oyuncu var. Adam buraya oynamaya gelmiş, evet para kazanmaya da geldi ama oynamaya geldi. Oynamayan oyuncu mutsuz. Türk oyuncu da var, o zaman kavgayı kendimiz yaratıyor, huzursuzluğu kendimiz. Bu da bir sorun aslında. Yani şimdi niye alıyoruz yabancı oyuncu? Bizde yoktur diye. Niye biz elimizde olan, tarlamızda olan ürünü varken başka yerden alalım? Almamamız gerekiyor. Biz bunu yaptığımız zaman o zaman her şeyi kaybediyoruz. Şu andaki durumumuz o. Onun için bu sorunu geriye bırakalım. Ama şunu söyleyeyim. Elimizdeki yabancılarda da yerlide de iyi oyuncular var. Yani onu söyleyeyim. Yani onların, tekrar söylüyorum, çok daha iyi olmasını bekliyorum. İnşallah onu sağlayacağız. Yani yapacağız. Ama transferle ilgili işte o yabancı sayısında eğer katkı yapamayan olursa değiştirip oraya belki bir iki tane, üç tanesini diyelim iyi değilse bırakıp iyi bir tane almak, ekonomi de düzeltilerek yapılabilir. Şimdiki de görüşüm bu. Beşiktaş Hatay'a kaybettiği zaman niye tenkit alıyor? Ondan üstün olduğunu göstereceksin yani. Göstermezsen sonuç olarak da oyun olarak da. Önce oyun gücümüzü göstereceğiz. Yani benim beklentim şu anda o. Önce o yüzden dedim sıralama önemli değil, oyun önemli. Oyunumuzu geliştirmek durumundayız. Oyuncularımızı da geliştirmek durumundayız. Bunu yaptığımız zaman o zaman şeyi fark etmez. Zaten Fenerbahçe, Başakşehir burada, Galatasaray burada, İstanbul'da, Ablu'da, başka yerde. Seyahat olarak bir sorun yok. Seyirci avantajı olarak olabilir Fenerbahçe, işte
veya işte Galatasaray maçları. Ama ben bunlara bakmıyorum. Tekrar söylüyorum. Kendine güvenen, oyunundan oynadığı oyunda keyif alan takım her yerde herkesi yenebilmeli. Biz de her maçı kazanmak için çıkacağız. Ha, kazanmanın içerisinde, oyun içerisinde taktiksel olarak savunma varsa önden de başlayarak geride çekilir. Yapabilecek yaparız. Ondan sorun değil. Ama Beşiktaş oynadığı oyunla rakibe kabul ettirmeli. Yapabilecek miyiz? Onu göreceğiz. İşte o zaman oyuncuları anlayacağız. Yani blok olarak yani şimdi Ümraniye'yi oynadık. Ümraniye bizden puan almak isteyecek. Ama üç veya bir puan. Biz bunu biliyoruz. Bunu siz de biliyorsunuz. Bunu bildiğimiz halde ona göre bir oyun tarzı geliştireceğiz. Uygulayabilecek miyiz? Onu göreceğiz sahada. İnşallah yaparız. Bunu oyunu form